Değerli izleyicilerim, programıma hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi 14.30-16 saatleri arasında sizlerle birlikte oluyorum. Astroloji üzerine konuşuyoruz, sohbet ediyorum sizlerle. Bu hafta evlendikten sonrası için, 10 yıl sonrası veya 15 yıl sonrası için insanlar astrolojik açıdan ne düşünürler, nasıl bir hayatları olur? Bunların üzerine konuşmak istiyorum. Bu tabii geniş bir alan çünkü her burcun 12 farklı burçla evlenmiş olma ihtimali vardır. Örneğin Koç burcu 12 farklı burçla evlenmiş olabilir. Bana bazen sorarlar, tarot bakıyor musun, büyü yapıyor musun gibi şeyler soruyorlar sağ olsun arkadaşlar, herkes. Tabii aslında astroloji bilen bir kişi daha tüm detaylarıyla öğrendikten sonra tarot bakmasına da gerek kalmadığını, aynı zamanda da büyülerle veya büyücülerle uğraşmasına da gerek kalmadığını birazcık anlatmaya çalışmak istiyorum. Çünkü iyi derecede astroloji bildikten sonra kişilik ve karakter özelliklerini detaylarıyla, ayrıntısıyla, bütün karşısındaki insanın içteki düşündüğü bütün duyguları anlamasıyla birlikte zaten insanlar İki kişinin evlenmeden öncesi veya sonrasında da veya 13 sene sonrasında neler yaşayabileceğini gördüğü için bu açıdan benim insanlardan insanların astrolojik açıdan varmaları gereken son nokta olarak düşünüyorum. Yani iyi derecede astroloji bilen bir kişi artık iki kişinin örnek olarak Başak Burcu'yla Yay Burcu'nu örnek olarak vermek gerekirse 10 sene sonra mutlu olamayacaklarını, belki de ayrılabileceklerini söylenebilir. Bundan daha güzel tarot var mıdır? Yani biraz burası gerçekten bu açıdan bakmak lazım. Veya iki nişanlı kişi veya nişanlılık yolunda devam eden, nişanlılığa doğru giden iki sevgilinin yine örnek olarak vermek gerekirse Balık burcuyla İkizler burcunu örnek olarak vermek gerekirse evlendikten 10 sene sonrası 15 sonrası mutsuz bir hayatların olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunu söylerken zihnin insanların astrolojik açıdan zihnindeki değerlendirmelerini doğru yapmaları gerekir. Çünkü her şey zihinde başlar, her şey zihinde biter. Bizler genel olarak hayatımızdaki acıları, üzüntüleri ve kederleri zihnimizle birlikte hareket ettirdiğimiz için onları taşıyoruz maalesef ister istemez. Dolayısıyla zihnimizde evlilik düşüncesiyle ilgili olarak, arkadaşlık ve iş hayatıyla ilgili olarak yaşamış olduğumuz sorunları bırakmamız gerekir. Astroloji bunu söyler. Der ki can çıkar, huy çıkmaz. İnsan 7'sinde neyse 77'sinde de odur. Bu açıdan bakarsak insanların kendi burç özelliklerinden dolayı hem iyi taraflarını hem kötü taraflarını görebiliriz. Bu sayede de kendimizi hem iş hayatımızda hem evlilik hayatımızda hem dostlarla arkadaşlarla olan hayatımızda onların kişilik özelliklerini bildiğimiz için sorunlar yaşamayız, acılarımızı zihnimizde taşırmayız ve böylelikle kendimizi üzüntülerden kurtarabiliriz. Genellikle İnsanlar evlilik hayatında eşiyle ilgili ve çocuklarıyla ve komşularıyla ve yakın akrabalarıyla, annesiyle, babasıyla ilgili sorunları kendi kafasının içerisinde çözmeye çalıştığı için tabii ki acılarıyla birlikte hayatlarını devam ediyorlar. Bu hayatlarına devam edişler 10 yıl içerisinde bir bakmışsınız bir sürü sorunlar çoğalmıştır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda astrolojik açıdan karşımızdaki insanın duygu ve düşüncelerini, kişilik özelliklerini bildiğimiz andan itibaren acıları da yanımızda, peşimizde, zihnimizde taşımamış oluruz. Böylelikle de daha hem kendimiz için, hem eşimiz için, hem de çocuklarımız için, hem de komşularımız, dostlarımız, iş hayatındaki insanlar için de daha zihin olarak, bedensel olarak ve ruhsal olarak kendimizi çok daha iyi hissedebiliriz. Biz kendimiz mutlu olursak karşımızdaki insanlar da
mutlu olurlar. Genel olarak insanlarda kişilik ve karakter üzerine, karşımızdaki insanı çözmek üzerine şöyle bir bakış açısı vardır ki %95 genellikle böyledir. İnsanlar karşısındaki insanı kendileri gibi görürler. İşte bu astrolojide tamamen zıt bir düşüncedir ve kesinlikle yanlıştır. Astroloji bunu kesinlikle kabul etmez. Çünkü kesinlikle bizim kendi düşüncemiz, bakış açımız, kendi burcumuzun kişilik ve karakter özelliğine göre olan bakış açısı karşımızdaki insanı doğru tanımamızı engelleyen bir durumdur. Örneğin Yengeç Burcu'nun bakış açısına göre bir Boğa Burcu gerçekten farklıdır. Ona göre Yengeç Burcu'na göre Boğa Burcu sert olan, dobra olan, saygısı olmayan, kaba olan bir düşüncesi olabilir. Yengeç Burcu, Boğa Burcu hakkında veya başka bir Aslan Burcu hakkında, Yay Burcu hakkında kendi kişilik, karakter özelliğine göre bir düşünce geliştirir. Bu, o insanın aslansa aslan burcu, yaysa yay burcu, koçsa koç burcu, işte ikizlerse ikizler burcu, bu insanın kişilik özelliklerinin anlamakta kesinlikle yanlıştır. Her burcun farklı farklı kişilik özellikleri vardır. Aynı zamanda da yükselen burcunu da hesap edersek, bu arada beni telefonla arayabilirsiniz değerli izleyicilerim. 236-233-77-77 telefon numarasından beni arayabilirsiniz. Kendinizle ilgili, yükselen burçlarla ilgili, çocuklarınızla ilgili, eşlerinizle ilgili sorular yöneltebilirsiniz. Dolayısıyla ben bu hafta bunu biraz incelemek istiyorum. Bu astrolojide herkesin iyi derecede astroloji öğrendikten sonra varabileceği son noktalardan sadece bir tanesidir. Artık bazen bildiğiniz halde de bir şey yapamazsınız. Bazı burçlar öyledir. Bilirsiniz. İşte Akrep burcuyla diyelim ki Yay burcu olsun. Akrep burcuyla Aslan burcu olsun. Akreple İkizler burcu olsun. Akrep burcuyla Kova burcu olsun. Örnek olarak veriyorum. Bunların anlaşamayacağını, mutsuz olacaklarını bunu gayet açık net görebilirsiniz. Benim de işlemek istediğim konu işte bu hafta bu. Ve bunun sebepleri. Niçin? Tabii sırasıyla bunları anlatmak istiyorum. Koç'tan tabii her zaman Koç burcuyla başlıyoruz. Şanslı bu açıdan Koç burçları. Çünkü ilk astroloji Koç'la başladığı için. Dolayısıyla sırasıyla Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu diye sırasıyla devam etmek istiyorum ki diğer burçlarla çok hepsini birebir bir burcun 12 burçla birlikte kıyaslamak istemiyorum ama bir burcun anlaşamadığı en kötü burç, en iyi anlaştığı iki burç ve bunun sebepleri üzerine konuşmak istiyorum. Dolayısıyla Koç burcundan başlamak istiyorum. Koç burcunun değerli izleyicilerim, tabii ki 10 sene evlenmiş 10 sene sonrasını için anlatıyorum. Evlilik öncesini, tabi bu bir açıdan da astrolojinin hangi boyutlarda olduğunu, ne kadar faydalı şeyler olduğunu da anlamamız açısından gerçekten önemlidir. 10 sene sonrasını ve 15 sene sonrasını. Ben bazen bana anlatırlar, evlilikleriyle ilgili konularda konuşuruz. Özel şeyler de bana anlatırlar. Tabi bu noktada insanlar her burç kendisini farklı göstermeye çalışabilir. Ama astroloji bildiğimiz zaman o ne kadar ne söylerse söylesin aslında onun öyle olmadığını da bilirsiniz. Bu açıdan bakarsak Koç burçlarının en iyi en kötü anlaşamadığı iki burç Koçlar için. Tabi orada yükselenine bakmak lazım. Koç burcunun yükselenine orada bakarsak yani Koç üzeri Balık Yengeç Akrep'tir. Balık, Akrep, Yengeç burcuyla işte bir noktaya kadar anlaşabilir. Koç üzeri Oğlak, Boğa, Başak'tır. Oğlak, Boğa, Başak burcuyla bir noktaya kadar anlaşabilir. Ama genel itibariyle baktığımız zaman Koç burcunun kişiliğini ve karakterini de düşünürsek, Koç burcunun ne kadar cesur bir burç olduğunu, kendine güvenen bir burç olduğunu düşünürsek, çok zeki bir burç olduğunu düşünürsek, Koçların en anlaşamadığı burcun Başak burcu, Oğlak burcu ve Boğa burcu olduğunu söyleyebiliriz. Yani evlenmek isteyen bir koç ve bir oğlak
Koç'la Boğa, Koç'la Başak olursa bunlar 10 sene sonra mutsuz bir hayat süreceklerdir. Mutlu olmayacaklardır. Bu noktada Koç burcu astrolojiyi yeni öğrenmeye çalışan birisini kandırabilir. Çünkü Koçların şöyle bir özelliği vardır. Koçlar ben duygusu olan bir burçtur. Bu ben duygusu ev içerisinde de geçerlidir. Evi, onun arabası, onun iş yeri, onun eşi, onun çocukları, o onundur, benimdir, benimseyen bir burçtur. Dolayısıyla benimsediği şeylerle de dışarıya karşı koruyan bir burçtur. Dolayısıyla bir Koç burcu 10 sene geçmiş, Koç burcuyla evlenmiş, Oğlak burcu, Koç burcuyla evlenmiş, Boğa burcu veya Başak burcu, Yengeç burcu, Balık burcu veya Akrep burcu. İşte bunlar dışarıda baktığımızda dışarıdakilere karşı veya yeni yeni astroloji öğrenen insanlara karşı veya hiç astroloji bilmeyen insanlara karşı sanki evde çok mutlu insanlarmış gibi bir rol içerisine girebilir Koç burcu. Buna inanmamak lazım. Koç burcunun özelliğidir dışarıya karşı. Çünkü o onun savaşıdır. Koç burcu için hayat bir anlamda da savaştır. Hayatını sonuna kadar bir savaş mücadelesi içerisinde götürmekte kesin kararlıdır. Her şartta bunu iyi bu konuda çok başarılıdır. Dolayısıyla bir Koç burcu 10 sene, 15 senelik evli, 20 senelik evli bir Koç burcunun Oğlak, Boğa, Başak, Yengeç, Akrep, Balık'la evli ise bunların mutsuz olduğunu söyleyebiliriz. Niçin mutsuz olduğu konusunda ise şunu söylemek mümkün. Koçların hayatı gerçekten ateş de grubu olduğu için hızlıdır, hızlı karar verir. Kendi kararları konusunda acelecidir, hemen karar almak ister. Hem para konusunda hem aşk konusunda cüretkardır, beklentileri yüksektir. Ve diğer anlaşamadığı Oğlak olsun, Boğa olsun, Başak burcu olsun, onların karakter özellikleri Koç burcunun karakterinin ne kadar çıkamayabilir. Onlar daha çok Oğlak burcuyla örneğin anlaşamazlar. Çünkü Oğlak burcunun hayatı bellidir. Kendisini hiç değiştirmeyen bir yapısı vardır. Gelenekçi bir yapısı vardır. Mükemmeliyetçi bir yapısı vardır. Oğlak da kendi içerisinde savaşçılığı olan, inadı olan, hırsı olan, gelecek planları olan ve bu planları bozmamak konusunda kesin kararlı bir burçtur. Ne Koç burcu Boğa burcunu değiştirebilir? Böyle bir şey zaten mümkün değil. Oğlak burcu Koç burcunu belki değiştirebilir. Çünkü bu Oğlak burcu insanının değişmeyeceği kesindir. Hem karakter olarak hem düşünce yapısı itibariyle ki bunu en iyi başarabilen burçlardan bir tanesi Koç olması gerekir. Zekasıyla ilgili, mücadele azmiyle ilgili, cesaretiyle ilgili. Ama ne yaparsa yapsın Oğlak burcunu kesinlikle kendi planları çerçevesinde değiştiremeyecektir. Kişiliğini, karakterini bozamayacaktır. Sürekli bir inatlaşma içerisinde olacaklardır ve büyük %90 mutsuz olacaklardır. Tabii sabret, yükselen burçta tabii bu noktada önemli. Koç'la aynı şekilde Boğa burcu mesela. Koç'la Boğa burcu da çok iyi anlaşamazlar. Çünkü Boğa burcunun da aynı şekilde mükemmeliyetçi yapısı, Koç burcu birazcık övgü bekleyebilir, güzel sözler bekleyebilir, romantizm bekleyebilir, güler yüz bekleyebilir, aşkın içerisinde olmak isteyebilir. Ama Boğa burcu genel itibariyle çok esnek bir burç, eğlenmeyi de sevebilir ama genel itibariyle sağlam bir karakter ve karakterli bir burçtur. İnatçı da bir burçtur. Koç burcunun zekası, üstün zekası tabii ki Boğa burçlarının da ilgili olarak bir sıkıntı muhakkak yaratacaktır. Bu noktada 10 sene sonra geçmişse 10 sene sonrasında Koç burcu artık Boğa burcunun ne olduğunu anlamıştır. Onu kendi haline bırakmıştır. Kendi hayatını yaşıyordur. Boğa burcu da kendi hayatını yaşıyordur. Dolayısıyla 10 sene sonrasında baktığımızda Koç'ta Boğa burcu evliyse dışarıda kime ne derlerse desin. Biz çok mutluyuz, şöyle geçiniyoruz, iyi geçiniyoruz, her şeyimiz iyi anlaşıyoruz. Bunlar astroloji bilen bir insan. Bu bakış açısını biraz da vermeye çalışıyorum. Yani tarot
bakıyor musunuz? Bundan daha güzel tarot olabilir mi? Görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bilirsiniz yani bir koç burcuyla, bir boğa burcu, koçla başak burcu, koçla yengeç, koçla akrep, koçla balık. Bunların evlendikleri zaman ilk zamanlar şöyle olur. 3 sene, 2 sene, 3 sene cinsellik ateşi yüksektir. Aşk ateşi yüksektir. Bizler astrologlar olarak, yani ben astrolog olarak bir şey söylediğiniz zaman böyle olmadığını söylerler. İyi anlaştıklarını söylerler. Ben de derim ki Allah mutluluğunuzu daim etsin derim. Böyle bir dileğim olur. Ama gerçek astrolojide bu böyle değildir. O evliliğin ilk günleri, ilk ateşli günler, cinselliğin yoğun olarak yaşandığı o günler, balım, cicim, gülüm, aşkım bir tanem günleri bittiğinde ilk 4 sene sonra değerli izleyicilerim, 10 sene, 7-8 sene sonra belli eder kendisini o. Ondan sonra kesinlikle her ikisi de aynı evin içerisinde olmuş olsalar bile, dört duvar arasında yaşıyor olsalar bile farklı hayatlar yaşıyor olacaklardır. Bunun olmaması için işte astrolojinin de tabii ki sizlerle birlikte yaygınlaşması lazım. Astroloji bilgisi insanların zihninde olursa evlenecekleri zaman, ona göre adımları atarlarsa tabii ki bu mutsuzluklar olmaz. Tabii ki mutsuzluklar dostları, eşleri, akrabaları, komşuları, her zaman evdeki tartışmalar, bardak kırmalar, cam kırmalar her zaman olabilir. İnsanlar bu konuda üzülürler. Kimse de evli insanın arasında, bizim Türk aile yapısı itibariyle kimse de şöyle bir atasözü vardır, karı kocanın arasında girilmez diye. Kimse de karışmaz. Onlar kendi problemlerini kendileri çözmek zorundadır. Zaten zihinde de öyledir. Herkes, her şey zihinde başlar, her şey zihinde biter. Dolayısıyla insanlar kendi sorunlarını kendileri halletmek zorundadır. Bu bir numaralı kuraldır insan ilişkilerinde. Çünkü bu konularla kişisel gelişimle uğraşan insanlar, psikolojiyle uğraşan insanlar, sadece bizler de, ben de sadece bir kapı gösterebiliriz, bir yol gösterebiliriz. Ama oradan girecek olan, o adım atacak olan, o kararı verecek olan zihin, insanın kendi zihnidir. Dolayısıyla zihnin iyi karar verebilmesi için uyuması lazımdır. Uyumak çok önemlidir. Yani zinde olmak, doğru karar vermek ve pişmanlıklarımızı, hatalarımızı, hatasız kul olmaz. Orhan Gencebay'ın şarkısında olduğu gibi. Hatasız insan olmaz. Hepimiz hata yaparız, yanlışlar yaparız, düşeriz kalkarız, düşeriz kalkarız. Kalpler kırarız, kalbimiz kırılır. Dolayısıyla bunları zihnimizde biriktirmememiz lazım. Şurada kaç bin milyon tane hücremiz var. Onlara sahip çıkmamız lazım, beynimizdeki hücrelere. Bunları uyuyarak, dinlenmiş olarak bunları korumalıyız. Dolayısıyla zinde olabilirsek, uykumuza dikkat edersek sağlıklı bir bünyeye sahip oluruz. Sağlıklı bir bünyeye de sahip olabilirsek sorunlarımızı zihnimizde beraber taşımamış oluruz. Böylece astrolojiye ilgili olarak da doğru karar verme noktasında daha faydalı olur diye düşünüyorum. Koç burcunu anlattığım iki tanesinin en anlaşamayacağı burçların sebepleriyle birlikte en anlaşabileceği burçlar da koçların tabii ki aslan burcuyla ve koç burcuyla ve yay burcuyla, bu ateş grupları birbirleriyle çok iyi anlaşırlar. İki insan birbirini sevmiyor olsa bile, mesela bazıları, çoğu insan, görücü usulü evlenen insanlar var. Burası biraz tabii şans noktası olabilir. Koçla aslan burcu, koçla ikizler burcu, koçla yay burcu, koçla kova burcu evlenmiş olabilir. Onların kişilik yapıları birbirine uygun olduğu için 10 sene sonrasında onların mutlu bir şekilde, ufak tefek zaten koçla evlenip de kavga etmeyen, tartışmayan, zaten öyle bir şey astrolojik açıdan zaten mümkün değil. Değerli izleyicilerim, çünkü koçun kişiliğinde savaşmak ruhu olduğu için tartışmayı da seven bir burçtur. Tartışmayı sever derken çabuk sinirlenebilir. Yani o sinirlenebilir. O sinirlenmesinin sebebi zeki olmasından ileri gelir. Çok zeki bir burçtur. Yani bunu nasıl anlamadın? Bunu nasıl anlamıyorsun? Dün de aynı şey olmuştu. Geçen hafta da aynı şey olmuştu. Geçen sene de aynı şey olmuştu. Sen hala aynı yerde misin? Niçin kendini bu konularda zekice bu konuya yorumlayamıyorsun? Bunu daha önce konuşmuştuk. İşte bunların tekrar etmesi,
tekrar etmesi, devam etmesi tabii ki Koç burcunun herkesi olduğu gibi sinirlendirebilir. Çabuk da sinirlenme hızı yüksektir. Yani bu konuda astrolojideki bir numaralı burçtur. Çabuk sinirlenebilir. O noktada bu sebeple dolayı da Koç burcuyla tartışmalar her zaman olacaktır. Astrolojik açıdan işte Koçların anlaşamadığı bu burçlar Oğlak, Boğa, Başak. Şimdi bu çabuk sinirlenme durumunda Başak burcu tepki verir. Boğa burcu tepki verir. Tartışmalar inanılmaz boyutlara gelebilir. Koçla Boğa mümkün değil, anlaşamazlar. Ayrılmaları ihtimalleri %80, %90'dır. Koçla Başak mümkün değil. Koçla Oğlak, belki Oğlak burcunun sabrı, inadı sayesinde bir yere kadar evliliklerini devam ettiriyor olsalar bile mutlu olmayacakları kesindir. Aynı şekilde bu Koç burcunun çabuk sinirleniyor olması durumu, yengeç, yani intikam almasın. O Koç sinirlenecek, yengeç burcu da onunla ilgili onunla uğraşmayacak. Bunun karşılığını vermeyecek. Akrep, çok akrepler de aynı şekilde. Balık burcu olsun. Bunlar duygusal burçlar, kendisine olan sinirlenmeler karşısında veya bazen Koçlar da kendi ev ortamında, dışarıda çok dürüsttür Koç burcu insanlar ama ev ortamlarında baktığımızda kendilerini ve kendi zekalarını ön planda tutup karşı tarafı ezme yoluna da gidebilirler. Bu eşleri olsa da böyledir. Sürekli onları baskı altında tutabilir, onları ezebilir, onları zekasıyla ilgili sürekli aynı şeyleri söylediği için bir bakmışsınız 10 sene sonrasında Koç burcuyla evli olan bir kişinin özgüveni yoktur. Gitmiştir. Yani astroloji bunları bize gösterir. Bilmesek de görmesek de, ben çünkü kitabı yazarken bunları görmemiştim. Sadece gördüklerim de vardı ama sadece bu kişilik karakter özelliğiyle genel olarak bu kişilik ve karakter özelliği birlikte 10 sene yaşar mı? 15 sene yaşayabilir mi? Aynı evin içerisinde. İnsan kendisiyle bile aynı evin içerisinde, kendisiyle bile yaşayamazken başkasıyla yaşamak daha da zor. Özellikle kişilik ve karakter özelliklerinin farklı olduğu, zıt olduğu ortamlarda evliliği yürütmek ne kadar da zordur. Aşk duygusu olsa bile, aşk belli bir yere kadar. Yani bir sene, iki sene sonra bu karakter, işte bu noktada tabii ki evlenmek için hangi kararı vereceğiz? Paraya göre mi evleneceğiz? Aşka göre mi? Güzellik mi? Yakışıklılık mı? İyi huy mu? Ben her zaman astrolojik açıdan baktığımızda kafa dengi olmak astrolojik açıdan evliliğin yürümesi ve mutlu olması açısından bir numara olarak görüyorum. Yani kafa dengi yine burçların birbirini tutması. Yani Koç burcu ile Aslan burcu, Koç ile Yay burcu evlenirlerse mutlu bir şekilde, biraz önce söylediğim gibi tartışmalar olsa bile hayatlarını götürebilirler. Çünkü o ateş her üç burçta da, enerji, ikizler, kova aynı şekilde, terazi aynı şekilde. Bunlar Koç burcu anlaşabildiği, zeki bulduğu, enerjisi yüksek, cinsel performansı yüksek, cinselliğe önem veren burçlar. Bu Oğlak, Boğa, Başak burcu Koç kadar cinselliğe önem vermezler. Yengeç, Akrep, Balık burcu da Koç kadar cinselliğe önem vermezler. Akreplerin de aşk enerjisi yüksektir ama yengeçlerin de öyledir ama onların duygusal düşünceleri, alınganlıkları, duygusal bakış açısı, duygusal beklentisi, romantizmi, iyi niyetli olma hali, onu yaşama ve o duygusallığı sürdürüyor olma 3 sene 5 sene hep her zaman güçlü bir duyguları vardır. Yengeçlerin, akreplerin, balıkların da öyle ama Koç burcu insanlarının o duygusallığı, aşkı, yakın ten tene olma durumu devam ettirme durumu olmadığı için Koçlarda, dolayısıyla zaten 10 sene sonra farklı dünyaları yaşıyor olacaklardır. Astroloji bakış açısı bize bunu açık ve net bir şekilde gösterir. Bunun ne faydası olacak diye düşünürsek, tabii ki bunun faydası kişinin astrolojiye olan inancının pekişmesi açısından çok önemlidir. Bu noktadan itibaren astroloji bilgisine sıkı sıkı sarılıp ondan sonrası için bazen belki evlilik bile kurtarılabilir.
iyi derecede astroloji bilinirse biraz da zaman önemlidir astrolojide. O zamanın içerisinde astroloji öğrenmekle devam eden bir süreçtir. Sürekli astroloji öğrenilir. Bu sürekli devam eder. Çünkü gerçekten çok güzeldir ve maceralıdır. Astroloji kullan demez. Birazdan Boğa burcuna geçeceğim. Koçu bitirdim. Astroloji kullan, beni kullan, al bu bilgiyi kullan demez. Tabii ki astrolojik açıdan bir burcun özelliklerini, kişilik özelliklerini bildiğimiz zaman onu o şekilde yaklaşabiliriz. Ve karşımızdaki insanı kandırmak gibi bir kurnazlık içerisine veya bir kötü niyet içerisine de insan girebilir. Bu noktada varacağı sonuç şudur. Hem kendisine zarar vermiş olur, tehlikeli bir alandır. Astrolojiyi kullanmak, astrolojinin kişilik özelliklerini kullanarak karşımızdaki insanı kendimize aşık etmek, kendimizi sevdirmek çok tehlikeli bir alandır. Hem kendimize zarar vermiş oluruz, hem karşımızdaki insana zarar vermiş oluruz. Dolayısıyla bu zararlar büyür. Bunu hem zaman içerisinde de geri dönüşlerinin olabileceğini de hesaba katarsak, dolayısıyla bu tercih edilmez. Ama yapılsa bile astrolojik açıdan bu sıkıntılar, işte o zaman acıları bir yanımıza taşımış oluruz. Dolayısıyla bedeli ağır olur. Astroloji bize astroloji bilgisini zaten bir deneme, iki deneme, üç deneme burcun özelliklerine göre balık burcuna işte ona göre davrandık. Biz onu diliyle konuştuk. Akrebe akrebin diliyle konuştuk. Teraziyle terazinin diliyle konuştuk. Yayın diliyle konuştuk. Onu etkiledik. Kendimizi sevdirdik. Ama bunun devam etmesi gerekir. Ve o güveni, o sevgi güvenini, güvenilir olma güvenini devam ettirmek gerekir. Biz kullandığımız için o devam ettiremeyebiliriz. Ve bunun sonucunda da kavga etmeler, sinirlenmeler, tartışmalar ve kinlenmeler, hakaretler boyutları olabilir. Bu üzücü bir şeydir. Belli bir süre sonra bunu insan yapmak istemeyebilir. Astrolojiyi insanlara kullanma. Çünkü bir noktadan sonra kendimiz gibi davranmadığımız için, balıksa balık burcunun istediği dili kullandığımız için, teraziyse terazinin dilini kullandığımız için, kovaysa kovanın dilini kullandığımız için biz bir süre sonra kendimiz olmak isteyeceğizdir. Ben ikizler burcuyum, yükselen burcum, akrep. Kendimden örnek verecek olursam. Şimdi ben rahat olmak isterim. Kim olursa olsun karşımda. Astroloji bilen bir kişi olarak. Bana da bu geçmişte her zaman sorulurdu. İşte sen çok tehlikelisin gibi şeyler bana söylenir. Astroloji bilen bir insan, içeriğini bilen, neler yapabilirsin, neler yapamazsın. Bunu bilen bir insan zaten bunu söylemez. Çünkü yapamayız. Bir insanın hayatıyla oynamak, kişiliğiyle, karakteriyle oynamak, onun istediği cümleleri kurmak ve onu kendimizi sevdirmek ve bir noktaya kadar ve bir noktadan sonrası gerçekten tehlikelidir. Zaten nokta şudur astrolojide, can çıkar, huy çıkmaz. Dolayısıyla zaten onu orada bırakırsınız. Astroloji yani zihnindeki acıları da bir noktada bırakırsınız. Yoksa astroloji bilmediğimiz için, astrolojik açıdan bir yorum yapmadığımız için o insanla olan sorunları da çözemeyiz ve o çözemediğimiz sorunlar bizim zihnimizde çoğalır ve o zihnimizdeki çoğalan sıkıntılar, dertler, kederler içerisinde yönümüzü, nereye gideceğimizi bulamayız, doğruyu bulamayız ve zaman içerisinde çekilmez bir insan olabiliriz. Dolayısıyla astroloji bilgisini kendimiz için, eşimiz için ve çocuklarımız için, bunlar için çok önemlidir. Hayati derecede önemlidir. Eşimizle mutlu bir şekilde hayatımızı devam ettirmek, çocuklarımızın kişilik ve karakter özelliklerini bilerek onların o yönde nasıl bir yolda gideceği konusunda onlara yardımcı olabiliriz ancak. Sonuçta yine de kendisi karar verecektir. Bu açıdan astroloji insanların birbirini kullanmasını da aynı zamanda önleyebilir. Boğa burcuna geçiyorum sevgili seyircilerim. Boğalarda astrolojinin evlilik açısından baktığımızda bana göre en sağlam evliliği yürütebilen burçlarından bir tanesidir. Sağlam karakterlidir. Sağlam dediysem
sağlam yani şey odun gibi yani şey tahta gibi yani şey sert demir gibi bir burçtur boğa burcu insanları. Karakterlidir, sağlamdır, kendini bozmaz, dobradır. Bir açıdan evliliği yürütmek açısından başarılı bir burçtur. Evliliği yürütme azmi, kararı kesin olarak boğa burcunda vardır. Tabii izlemiş olduğu yol insanlara sıkıcı gelebilir. 10 sene sonrasına baktığımızda ki boğa burçlarının ile ilgili olarak boğa burcuyla evli olanlar bilirler ki gerçekten bir insan pes etmek istiyorsa, yani pes etmek ne demek bilmiyor ise boğa burcuyla evli olan birisi koç hariç, koç pes etmez. Bunun dışında birkaç tane daha sayabiliriz pes etmeyen. Ama pes ne demek, pes etmek ne demek? Bunu bilirler. Bunu maalesef öğrenmek zorunda kalırlar. Çünkü boğa burcu bitmeyen, mesela yay burcunda öyledir, bitmeyen enerjisi vardır. Ama boğa burcunda bitmeyen sözleri vardır. Bitmez, aynı şeyleri söyler, aynı şeyleri söyler. Yorum yapma kabiliyeti zayıftır. Doğru nedir? Doğru yanlış nedir? Boğa burcu için önemsizdir. Boğalar onlar için. Geçen gün son Bornova Forum'da yapmış olduğum bir konferansımda böyle iki tane boğa burcu izleyicilerim vardı. Konferans izlemeye gelenler arasında onu şey olduk, tartıştık. Ben de boğa burçları tartışmayı severim. Çünkü kim duymadık, kim duymazlar. Bağırabilirsiniz, tartışabilirsiniz boğa burcuyla. Kim duymazlar, zaten onun sevdikleri dil bu dildir. Yani işte böyle kibar kibar konuşursanız boğa burcuna, hanımefendi niye öyle söylüyorsunuz? Böyle kibar kibar konuştunuz mu gitti. Yani mahvoldunuz. Boğa burcu hiç böyle şeyleri sevmez. Kibar olanları da vardır. Tabii yükseleni terazi olan, balık olanları da vardır. Hafif olanları vardır ama genel olarak yapısı itibariyle gerçekten yukarıda olan, karşısında böyle karakterli olan insanları daha çok severler. Ben konuşuyorduk. Tabii ki ben bazı burç özelliklerinden söyledim. Dedi bende yok dedi. Bir tanesi dedi bende de yok dedi. Artık ne söyleyeyim şimdi unuttum. Boğa burcuyla ilgili. Dedim ben yani ben çok bu konuları iyi bilen birisiyim dedim. 3500'e yakın insanın burcunu biliyorum, takip ediyorum dedim filan. Yok dedi ben siz bu sizin söyledikleriniz dedi. Yani ben boğa burcunun özelliklerini sayıyorum işte dobradır, yemek yemeyi sever, iri yapılı insan, büyük her şeyin büyüğünü sever, inatçıdır, dobracıdır. Başka bir sürü işte boğa burcunun özelliklerini söylüyorum. Dedi sürekli şey diyor ki ben söyledikleriniz bende yok. Ben de dedim ki hanımefendi siz dedim bunları yok diyorsunuz. Bunları sürekli yok derseniz benim bana iki tane şık bırakıyorsunuz. Birincisi yani birincisi derken o birincisine gelmeden önce şunu söyleyeyim dedim. Astrolojinin en yalancı bir numaralı burcu boğa burcudur dedim. Hep beraber güldük. Çünkü ben bunu daha önce çok gözlemlediğim için dediğim gibi yani astroloji bilmek sizin için de bunun kolaylaşması açısından bir burçtan en az 3 tane, 4 tane ya da 5 tane bilirseniz 3, 4, 5 tane 5 tane koç burcu, 5 tane boğa, 5 tane ikizler, 5 tane balık, 5 tane yengeç tanıdıklarınız olsun. Bunlar belli bir yaşın üzerinde olursa 30-35 tercih edilendir. Onları izleyin, onları takip edin. Burcun özellikleri özellikle benim kitaptan. Benim kitap zaten Türkiye'deki en iyi astroloji kitabıdır. Dolayısıyla oradan takip edin. O zaman daha iyi anlarsınız ne demek istediğimi. İşte biz dedi yalancı değiliz dediler. Ben dedim ki yani ben çok daha önceki programlarda biri bizi gözetliyor programlarını çok sık takip ederdim. Burçlarını tabii onlar o biri bizi gözetliyor oyuncuları diyelim. İçeri girerken doğum tarihleri yazdığı için ben işte kim? Belma. Bakarım Mayıs kaç? Boğa burcu. Hemen yazardım. Onların hepsini burçlarına göre takip ederdim. Nasıl olsa biri bizi gözetliyor. O biri bendim işte. Dolayısıyla onları gece 2, 3, 4 falan. O mesela yani bu bizim astrolojiyle ilgilenen bir kişi için inanılmaz en yararlı şeylerden bir tanesidir. O biri bizi gözetliyor. Keşke şimdi tekrar olsa da tekrar ben izlesem. Çünkü orada siz onlar kendi halinde. 2 gün sonra zaten onlar kamerayı da unutuyorlar.
Gerçekten buna kesin unuttuklarını kesin eminim. Çünkü 24 saat aynı yerdesiniz. Şimdi balık burcunu görüyorsun. Orada yoga yapıyor. Balık burcu huzur. Ne yapsın yani balık burcu? İkizler burcunu görüyorsun. Bir onunla arkadaş, bir onunla arkadaş. Bir karar veremiyor. Aşık oluyor bir tanesine. Tarık vardı mesela, Tarık. Of Deli Gönül diye şey çıkarttı. Şarkısı çıkartmıştı, Of Deli Gönül Tarık. O da ikizler burcuydu. Gitti. Üçüncü gün orada kızı saçlı bir tane kıza aşık oldu. Ona teklif etti. Kız da kabul etmedi. Yazık, o da şey oldu. Onun için üzücü bir olay olmuştu. Bunları ben takip ederdim. Şimdi bu noktalarda tabii sürekli çok olmuştu biliyorsunuz. Bunun diğer versiyonları da çıktı. Ben hep onları izlerdim. İşte o kişi biri, o biri gözetliyor, kişi de biri bendim. Burada bu boğa burçlarının yalancı olma noktasında, şimdi boğa burcu izleyicilerim de bana kızmasınlar tabii. Kötü niyetli bir yalancılık değil bu, ama pembe de değil. Şimdi kamera gösteriyor, burada konuşmuş, söylemiş, bunun hakkında konuşmuş, kötü şeyler söylemiş, biri bir. Ertesi gün kamera gösteriyor, kendisi de izliyor. Gösteriyor kamera. Çok. Gösterdiği için sürekli. Biz de görüyoruz. Söylemiş. Kendi ağzından. O hala boğa burçları öyledir. Kesinlikle inkar ederler. Yani ben diyorum ki zaten o yüzden. Şimdi bana sen diyoruz biz yalancı değiliz. Şimdi ben bir tane iki tane boğa burcu tanımıyorum ki. Belki 150 tane boğa burcu insan tanıyorum. Belki 200 tane. Bir sürü tanıyorum yani. Bunlarla konuşuyoruz. Birebir arkadaşlarımız var. Sohbetlerimiz var. Bu noktada daha da ısrar edilirse bu konuda insanın kişilik ve karakter özellikleri konusunda zaten onu da söyledim. Siz dedim ya evlatlık almışlar sizi. Sizin haberiniz yok. Yani siz ben boğa burcunun özelliklerini söylüyorum. Siz hayır diyorsunuz. Şunu söylüyorum, şunu söylüyorum. Hayır. Ya dediğim gibi evlatlıksınızdır. O noktalara giderim yani bu konuda. O kadar kendime güvenirim. Ya da siz güçlü psikolojik haplar kullanıyorsunuz ki artık çünkü haplar biraz psikiyatri hapları. Maalesef dünyada da tartışılır bu. İnsanları, kişiliğin o sorunlarını ortadan kaldırıcı değil. Unutturucu, uyuşturucu görevi olan haplar piyasada. Tabii ki insanların İşte bu yanlış acılarını biriktirmesi, doğruları bulmakta geriye dönüp doğruları seçmekte bulmakta zaten bir sürü acılarla birikmiş, başka yerlere gitmişsin. Geriye nasıl doğruyu bulacaksın? Tabii o seçmek, doğruyu çıkarmak için geriye dönüp olarak da ya bırakmış olmak lazım, kafa zinde olması lazım ki doğruyu görebilesin. Kafanın içerisinde bir tane bir sürü sorun varken doğruyu nasıl bulup çıkaracağız? Tabii orası zor. Dolayısıyla zinde olmak, psikolojik rahatsızlıklara gitmemek için astroloji bilmek de bana göre çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İki tane şık olur. Birisi, siz astroloji bilgisiyle ilgili olarak söylerseniz, bunlar derseniz, kişilik özelliklerini söylerseniz ve bunlar bende yok derse ya evlatlıktır ya da güçlü psikolojik ağır haplar kullanıyordur. Bunun başka açıklaması yok. Çünkü ben bu işin içinde olan bir insanım. 17-18 seneden beri astrolojiyle yatıyorum, astrolojiyle kalkıyorum. Bazen de yatmıyorum. Yani astrolojide de bile yatmıyorum. O da hep sürekli düşün. Dolayısıyla kolaylaştırıcı bu işleri, kolaylaştırıcı bir öğrenme durumunda geldik. Dolayısıyla öğrenme sürekli devam eder ve de kullanmak kesinlikle sakıncalıdır. Boğa burçlarının bu evlilikteki rolleri itibariyle tabii ki oğlakla, çünkü onları karşılayabilecek onlar. Çünkü boğa burcu ayakları yere basan bir burçtur. Evlilikte iyi günde, kötü günde, şu yalancılık meselesini de onu açıklamış olayım. İyi günde, kötü günde ile birlikte. Oğlak burçları ezik olma durumunu, ezilmeyi, başkaları tarafından hakaret edilmeyi, küçük görülmeyi kesinlikle sevmezler. Gerçekten hassas noktalarından bir tanesidir. Kendilerini dışarıya karşı böyle göstermemek adına, daha iyi, daha güçlü göstermek adına bu konuda bu yalan söylerler. Daha maddi konularda 2 milyar alıyorsa 5 milyar alıyordur. Bir tane evi varsa 5 tane evi vardır. Bunu yaparlar boğa burcu insanları. Rahat davranırlar. Kendilerini bu açıdan güçlü gösterirler. Biraz para
zengin, rahat giyim kuşam, rahat davranırlar ki dolayısıyla bu da belki de birçok insanın da yaptığı bir şeydir ama bunu bazen boğavlar kendileri bile bazen buna inanırlar, ciddiye alırlar. Ben bu konuda yalancı olduklarını ima ettim veya söyledim. Dolayısıyla hani kalp kırıcı, kötü niyetli bir yalancı olmadıklarını da kesinlikle söylerim. O başka bir alandır. Orası kötü niyetli bir olma durumudur. Her insanda, her burçta kötü niyetli olma durumu olabilir. İkizlerde de vardır. Yengeç, akrep bu kötü niyetle ilgili, kötülük algısıyla ilgili bir şeydir ki bu her burçta olabilir. Ama normal iyilik anlamındaki yalancılık da tabii ki boğa burcunun bu özelliği var. Kendini dediğim gibi maddi olarak kendini sağlam ve güçlü gösterme konusunda bir durumları var. Ben onların o şeylerini pek sevmem. Yani buna gerek yok. Zaten sağlam karakterli borç para alırsın, verirsin. İyi niyetlidir, arkadaştır, dosttur, sağlamdır, güvenirsin. Yani yalancı olduğunu bile bile, ben çünkü hep takip ederim. Bilirsin ki yalan söylediğini bilirsin ama yine de güvenirsin. O kadar da güvenilir bir burçtur. O güvenirsin, size verir. Bu anlamda da hem evlilik açısından da iyi niyetlidir. Bir tek işte sevmediğim özelliklerinden bir tanesi de bu acımasız olma durumları. Yani ben şeyleri hep severim. Yani balıkları, yengeçleri, akrep burçlarını. Onların o duygusal olma durumlarını, benim de yükselen burcum akrep olduğu için belki severim. Onların da haksız, kimseye haksızlık yaptıklarını, kötülük yaptıklarını düşünmem. Onlar, tabii onların da çok aşırı derecede duygusal olduğunu da düşünürsek, onlar da katildir, katildir, hırsızdır, psikopattır, kapkaççıdır. İşte onlar da bazen onları haklı, o insanı haklı çıkarabilirler. Yengeç, akrep, balık. Niye? Çünkü o da kim bilir nelerden geçmiştir. Annesi babası ona kim bilir neler yapmıştır. O insan da bir de oturur ağlarsa ya bunun ötesi var mı? Çünkü şu adam birbirini diyelim ki kötü bir şey yapmış, öldürmüş. E şimdi bunun savunması olabilir mi? Herkes herkese, o zaman herkes herkese kızsın. İşte kızdım ne yapayım? Olmaz yani. Bu yengeç akrep balık burçlarında böyle bu durumlarda adalet konusunda kesinlikle adalete hakim olduklarını kesinlikle düşünmüyorum. Ben hiçbir akrebin, yengecin ve balık burcu insandan hakim asla olabileceğini düşünmüyorum. Mümkün değil doğru karar vermesini, doğru karar verebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Yok. Çünkü orada daha önüne gelen olayda ona göre karar vermesi lazım. Ama bunların duygusal düşüncelerinden dolayı yeter ki bir tek ağlamasına bakar. Akrep, balık, yengeç için söylüyorum. Bir dava vardır. Kapkaççıdır, sürüklemiştir yaşlı kadını, almıştır parasını ama gelir işte orada o kişi de, bunu yapan kişi de yengeç, akrep, balık burcu ise orada bir ağlar, sızlar, işte der ki işte ben sokaklarda yaşıyorum, çok hava soğuk, kış, üşüdüm, karnım acıktı, yiyecek bir şeyim yoktu, annesizim, babasızım, bir ağlarsa, işte haklı, bir de ağlarsa orada hakim, savcı olsun. Bu konuda bu kişiye karşı veya akrep ve balık ve yengeçse o insanı salıverebilirler, cezalandırmayabilirler. O zaman o kişi aynı şeyi bir daha yapacaktır. Bu en ağır suçlar için aynı şekilde geçerlidir. Onların öyle bir yapıları var maalesef. Onları o konuda tabii ki eleştiriyorum. Ve o adaleti gösteremiyorlar. Mutlaka göstermelidirler. Onların zararı da var. Gidiyorlar akrep, balık burcu, yengeç burcu insanı arkadaş edinecek, sevgili edinecek, aşık olacak, birisiyle evlenecek değil mi? Kendisine en zararlı kim olur? Kim? Kendisine en zararlı kim olacak? Gider onu bulurlar. Bu konuda bir numaradır. Balık, akrep, yengeç burcu. Bu konuda böyle izleyicilerim varsa lütfen bu konularda kendilerine dikkat etsinler. Yani illaki kendilerini güvende hissedeceğim diye birisinin koltuğu altında olacağım. Onun şefkatinden ben de faydalanacağım. Böyle kendini böyle insanlar vardır, böyle daha böyle cesurmuş gibi davranan toplum arasında insanlar, erkekler arasında bu çok vardır. Cesurmuş gibi davranırlar. Psikopat söylemleri vardır. Racon keserler, tesbih sallarlar. Topuklu ayakkabı giyerler. Ona göre yürüyüşleri vardır. Böyle cesurmuş gibi delikanlı ayakları bilmem neler ya böyle şeyleri vardır. Ben sevgili seyircilerim, bunlar şeyleri vardır. Buralara dövmeler yapmışlardır. Böyle korkunç şeyler. Facebook'larına bakarım. Bıçak resimleri, silah resimleri.
Tabii ben bu konuları benim konularım olduğu için hemen merak ederim. Burcu neymiş hemen bakarım. Ne zaman hakkında kısmını tıklarım. Bulamazsam hakkında doğum tarihi yoksa geriye doğru giderim. Birisi doğum tarihini, doğum günü kutlanmışsa ne zaman kutlanmış, burcu ne bu psikopatın diye. Dolayısıyla bakarım abi, bakarım yengeç, akrep, balık, duygusal, korkak. Kendisini maskeler, kendisini gizler. Bu çok önemlidir. Bu astrolojik açıdan bu evliliklerdeki en büyük sorunlardan bir tanesidir. Bizi aldatan, kadınları da aldatan, erkekleri de arkada aldatan, arkadaşlıkları da, dostlukları da, komşulukları da aldatan en büyük, büyük yani en büyük demeyelim de büyük sorunlardan bir tanesidir. Kendi dünyalarını ben çok az kişi tanıdım hayatımda. Korkak olduğu halde bir tanesi de benim samimi bir arkadaşım. Oğlak üzeri yengeç burcu. Mesela bu konular onun var. Mesela bir yere gittiğimizde falan ben de biraz rahatımdır. Yani konuşabilirim insanlarla çok rahat bir şekilde. Kızlarla da olsun. Hangi masada olursa olsun. O çok korkar. Ben de bazen söylerim. İşte diyelim ki ben bir kızla konuşmak istedim ve kız da bana ters dedi. Onun da yanında da bir tane erkek arkadaşı vardı. Bana saldırdı. Ne yaparsın diyorum derim mesela. Ben kaçarım der. Ben hiç valla bana güvenme der yani. Boyu da yüksek. 1.90 boy sağlam. 100 kilo bir arkadaşım yani benim. İşte ben valla ben korkam der yani. Bunu açık açık söyler. Çok az kişi tanıdım korkak olduğunu kabul eden. Bu gerçek bir dürüstlüktür aslında bakarsanız. Gerçek bir cesaret göstergesidir. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu astrolojik açıdan da gerçekten bir sorundur. İnsanlar, erkekler özellikle, kadınlarda da var bu. Yani akrep burcudur, balıktır, yengeçtir bu duygusal veya yükselen. Akrep, yükselen yengeç, yükselen balık. Onlarda da bu olabilir. Kendilerini kullanılabilecek kişiymiş gibi görebiliyorlar. Hiç öyle değil. Aslına bakarsanız kimse kimseyi kullanmaz. Kullanamaz zaten. Kimse kendisini kullandırmak istemedikten sonra hangi burç olursa olsun kimse kimseyi kullanamaz. Ama bu insan, bunlar kendilerini gizlemek açısından. Demek ki bu korkaklığı nedense Türk aile yapısında mı vardır? Nerede vardır? Nasıl vardır? Neden vardır? Bu olay bunu gizlemeye çalışır. Kadınlarda da vardır. Bu erkeklerde de vardır maalesef. Erkeklerde de daha yüksektir. İşte bu balık, akrep, yengeç burçları da bu tip insanlara karşı böyle kendini sert gösteren, erkek gibi gösteren insanlara karşı delikanlı, tesbih bilmem ne. Dolayısıyla bazı kadınlar da bu, özellikle bu özellikle balık, akrep, yengeç burçlarında bu var. Kadınlarında diyelim. Dolayısıyla erkeklerinde de var. Dolayısıyla bu insanlara karşı onunla birlikte olursa kendisini de güvende hissedeceğini düşünüyorlar. Bu onlar için en büyük, en büyük hayati derecedeki yanlışlardan bir tanesidir. O insanlar psikopat insanlardır. Ben bunu söyleyeyim yani. Daha ne diyeyim? İnsanın kişiliğinden, karakterinden, konuşmasından bazı şeyler bellidir. Dolayısıyla bu yengeç, akrep, ikizler burcuyla devam edeceğiz. Bu konudaki söyleyeceklerimin devamında da birazdan sevgili değerli izleyicilerim, birazdan konuya devam etmek istiyorum. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir ara